Günaydın arkadaşlar, biz uyandık, kahvaltı yapıyoruz. Bugün günlerden cumartesi, hava çok güzel. Kahvaltıyı yapıp hemen denize gitmeyi düşünüyoruz. Murat yine ekmek kızarttı. Tereyağı sürüyor. Ali, herkese günaydın de. Yemek yiyor. Evet, doğru diyorsun. Ağzında oluyken konuşulmaz. Hadi biz çaylarımızı soğutmadan kahvaltı yapalım. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz yüzdük, güneşlendik. Şimdi Ali kendine bir arkadaş buldu, onunla kum oynuyor böyle. Burasının denizi böyle, gidiyorsun gidiyorsun bellerinde, dubaları da geçsen de yine belinde, içi tamamen kum, çok güzel. Ama kum olduğu zaman da böyle çamurlu oluyor gördüğünüz gibi. Farklılık olsun dedik, uzak ama buraya gelmek istedik. Sabahtan güzel oluyor da akşama doğru artık böyle deniz bozuyor maalesef. Böyle işte. Birazdan kalkarız biz de zaten. Ali birazcık oynasın istiyoruz böyle. Hafta sonu oldum böyle kalabalık oluyor. Hafta içi sakin, tenha oluyor ama o zaman da Murat da gelemiyoruz. Çalışıyor. Hafta içi böyle komşularla geliyoruz biz yine de. Bugün onun şansına böyle çok da şey değildi deniz yani. Dalgalı. Araplar yine farkını belli etti. Masa kurdular, sandalye açıyorlar. Görüyor musunuz? Bornozları üzerinde. Haşamalarını giyip üzerlerine bornozlarını giymiş gelmişler. Sandalyeleri. Çoluk çocuk kalabalık gelmişler. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir market alışverişi yaptık. Onları size göstermek istedim hemen. Kimisi şey yazmış işte. Önceden saklarda yemek yerdik. Şimdi aldığını bile gösteriyorum falan filan. Öyle şeyler yazmışlar ama. Ben de mesela benim de Türkiye'de olduğum halde farklı market alışverişleri ilgimi çekiyor. Değişik ürünlere bakıyorum.
Yani kalite, fiyat, değişik ürün, değişik tat. Herkes merak eder yani. İlgisini çeker illaki. Bu yüzden yani daha fazla lafı uzatmadan hemen başlayalım. Fişimi elime alayım ve fiyatları da birlikte söyleyeyim sizlere. Hem gidip alacak olanlara da fikir olur. Evet, hemen fişin en üstünde yer alan ürünle başlıyorum. Susamlı bisküvi aldım. Şunları Ali çok seviyor. Parmağına geçirip yemeye bayılıyor. Böyle susamlı dörtlü bisküvi aldım. 1,60'mış fiyatı. Sonra muz aldım. Kilosu 5,95'ti. 1 kiloyu geçmiş bu. 8 lira 28 kuruştu. Sonra haşhaş ezmesi aldım. Bunun içerisinde 500 gram var. 500 gramının fiyatı 6,75. Çok güzel haşhaşlı ekmek oluyor. Çok seviyoruz yani. Memnunum da bu haşhaştan. Şöyle iki paket puding aldım. Rafine'nin. Vanilya ve çikolatalı. 90 kuruş bunların adet fiyatı da. Bir kutu mısır nişastası aldım. 1 lira. 500 gram yoğurt aldım. Yine Dost'un. Bu Dost'un ürünleri güzel oluyor. Seviyoruz. Bunun fiyatı da ne kadarmış? 1,75. Şu Coco Star'a benzer çikolatalardan aldım. Waff Star. 1 lira 70 kuruş. İki seçeneğim vardı. Ya Nescafe'di ya Jacobs'tu. Ya bu kavanozda olduğu için Jacobs aldım. Yumuşak içimli lezzetli kahve. Geçen sene de almıştım bundan. Yine aldım. 9,45'miş. 100 gram. Fiyatı 9,45. Pudra şekeri aldım. Fiyatı 2 lira 25 kuruş. Şöyle tavuk baget aldım. Bunun fiyatı ne kadardı? 8 lira 87 kuruş. 819 grammış. Bir tane de kalçalı but aldım. Bunun da fiyatı 5,5 lira. Bir tane Boğana fındıklı aldım. 1 lira 60 kuruş. Bir kutu krema aldım. 3,75 fiyatı. Başka marka kremalar da oluyordu ama tek bu kalmış neyse ya da buradaki şubeye getirmiyorlar. Bir tane bu üzümlü drajelerden aldım. 1,60. Bunları çok seviyoruz. Fındıklısı var, Antep fıstıklısı. Ben en çok bu üzümlüsünü seviyorum. Yani hepimiz üzümlüsünü seviyoruz. Bir paket margarin aldım. 1 lira 70 kuruş. Bir tane Besel aldım. Bunun da fiyatı 2 lira 80 kuruş. Bu Belkin tomurcuğunu aldım. Bu şey, küçük teneke kutulardakiler daha güzel oluyor. Çayınıza tomurcuk falan böyle bir hoş bir tat, aroma katmasını istiyorsanız onlardan varsa onlardan alın. Bizim burada bu Berkin var. Bunu da daha önce kullandım. Bu da güzel bir böyle hoş bir koku veriyor çaya. O yüzden aldım bir kutu böyle. Bunun da fiyatı 1 lira 95 kuruş. Bir paket pul biber aldım. 1 lira 85 kuruş. Paket Türk kahvesi aldım. Bunun da fiyatı 2 lira 45 kuruş. Bir file böyle limon aldım. Limonun fiyatı da 4 lira 75 kuruştu. Bu 1 kilo fiyatı. Bir paket ekmek aldım. Kepekli ekmek. 1 lira 40 kuruş. Hep tam buğday alıyordum. Bu sefer kepekli alayım dedim. Bir pakette böyle salatalık aldım. Salatalığın fiyatı da 1 lira 68 kuruş tutmuş. 864 grammış bunun içindeki. Domates alacaktım ama domatesler çok küflenmişti. Bir tane de su aldık böyle. 35 kuruş. Bu kadar. Marketten aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Eksikler vardı işte. Hamur işi bir şeyler yapmak istiyordum. Olmuyordu. Türk kahvesi geçen gün bitti. Süt zaten sürekli alıyoruz. Ekmek de aynı şekilde. Yoğurt da aynı şekilde. Burada süt alabileceğim, yoğurt mayalayabileceğim bir yer yok.
Bir yer var aslında, çiftlik, ama o çiftlikte ne kadar zamanda getiriyor? Yani önceden söylüyorsun, öyle sana getiriyor, hem de pahalı fiyatta getiriyor. Hem ürünün nasıl olduğunu da bilmiyoruz. O yüzden almıyorum. Bu şekilde burada idare ediyoruz işte, hazırlarla. Ne yapalım? Öyle, şimdi ben bunları yerleştireyim. Sonra tekrardan görüşürüz.